Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takipleriyle, talimatlarıyla 2018 yılında başlattığımız, aslında bunun daha da öncesine gidecek olursak Üsküdar'daki dönüşüm Büyük Çamlıca Camimizle başladı. Büyük Çamlıca Camisi'nin inşaatıyla birlikte ve etrafındaki bütün alanları regresyon haline getirmek suretiyle, yine Çamlıca Tepesi'ndeki o görüntü kirliliğine sebebiyet veren antenlerin kaldırılması, yine oradaki çevre düzenlemesiyle birlikte Anadolu yakasının zaten en güzel, en kıymetli, en değerli yeri olan Üsküdar'ımız inşallah bu projelerin bitmesiyle çok daha güzel, çok daha yeşil olacaktır. Çamlıca Camii ve çevresi kentsel dönüşüm projemizle yeni bir adımı hep birlikte inşallah bugün atıyor olacağız. Tabii sadece Üsküdar'ımızı değil, bütün İstanbul'umuzu, İstanbul'un deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümünü ilgilendiren 5000 konutluk yeni bir etap daha başlatıyoruz. Bu etapta daha önce Kirazlıtepe'de aslında geçmişini de çok iyi biliyoruz. Hep şunu istedik. Dedik ki vatandaşımıza örnek bir dönüşüm gösterelim. Az katlı, yine komşularıyla, o Kirazlıtepe sakinleriyle burada birlikte yaşasınlar. Gelinlerini yine aynı mahallede komşularıyla birlikte göndersinler. Düğünlerini beraber yapsınlar. Cenazede yine acılarını beraber paylaşsınlar ve aynı kültür içerisinde yaşasınlar istedik ve bu anlayışla bir proje gerçekleştirdik. Toplamda Kirazlıtepe'de yaklaşık 2000 bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabını biliyorsunuz bitirdik. Ve gerçekten Üsküdar'a, Kirazlıtepe'ye yakışır bir proje oldu. Eminim ki tüm hak sahibi vatandaşlarımızı bu anlamda memnun ettik. İşte Kirazlıtepe'de başladığımız dönüşüme şimdi Ferah Mahallesi'nde, Küplüce'de ve Mehmet Akif mahallelerimizde önemli bir dönüşümü İstanbul'umuza, Üsküdar'ımıza kazandırıyoruz. Yine ben bu buluşmamız vesilesiyle hakikaten Sayın Başkanımız açıkladılar. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyonu sosyal konut olmak üzere 1,5 milyon kentsel dönüşüm projesiyle birlikte, yine yapmış olduğumuz kanuni düzenlemelerle, gerek yapı denetimde gerek kentsel dönüşüm yasasındaki düzenlemelerle birlikte son 20 yılda değerli kardeşlerim 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen bakanlarımıza, milletvekillerimize, yine belediye başkanlarımıza, Türkiye'nin büyük dönüşümüne adım atan, katkı sunan her türlü vatandaşımıza, mimarımıza, mühendisimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Tabii bu dönüşümü devam ettireceğiz. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yaparken de vatandaşlarımızın rızasını alacağız. Gönül birliği içerisinde olacağız. Onların yine yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle dediğimiz, hiçbir şekilde onları mağdur etmeyecek anlayışla yapacağız ki bugüne kadar yaptığımız her projede olduğu gibi vatandaşımıza rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık. Aynı bu anlayışı kentsel dönüşüm projelerimizde de, Üsküdar'ımızda da, Ferah Mahallemizde de, Küplüce'de de, yine Mehmet Akif Mahallemizde de devam ettireceğiz ve vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu güzel dönüşümü gerçekleştiriyor olacağız. Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz dünyanın merkezinde, medeniyetimizin merkezindeyiz. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin manevi huzurlarındayız. Üsküdar'ımız İstanbul'un, İstanbul'da Türkiye'nin göz bebeğidir, göz nurudur.
bu şehre hizmet etmeyi, ihya etmeyi sadece ülkemize değil tüm dünyaya, tüm insanlığa yapılan bir hizmet görüyoruz. İstanbul'umuzda son 20 yılda 100 milyar lirayı aşkın çevre ve şehircilik alanında yatırım yapıldı. Bu sadece ve sadece çevre şehircilik alanında yapılan yatırımlar. Bunun dışında hastanelerimiz, tünellerimiz, otoyollarımız, turizm tesislerimiz, vatandaşımıza daha iyi şartlar, hizmetler sunacak, istihdamı artıracak sanayi alanlarımız gibi birçok yatırım yapıldı. Ve şu an değerli kardeşlerim sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var. Millete hizmet etme aşkıyla inanın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz hep birlikte, tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz eser siyaseti yapacağız, hizmet siyaseti yapacağız ve hep eserle öne çıkacağız. Bu anlayıştan da bir gün geri durmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi. Bugün de sizlerin desteğiyle inşallah İstanbul'un her yerinde 39 ilçemizin hemen hemen tamamında altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerine kadar her mahallede mimarlarımız, mühendislerimiz, işçi kardeşlerimiz 7/24 canla başla çalışıyorlar ve tüm ekiplerimiz, tüm kadrolarımız, tüm teşkilatımız ve biz el ele, gönül gönüle, büyük bir sevdayla, hizmet etme aşkıyla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için işte 15 bin sosyal konut yapıyoruz ki bugüne kadar birçok sosyal konutu yaptık. Hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik ve kiranın bile altında aidat öder gibi evlerinde oturuyorlar. Mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde depreme dayanıklı konutlarında oturmaya devam ediyorlar. 50 ve 100 bin sosyal konut kapsamında 15 bin konutumuz fiilen sahada devam ediyor. Yine 500 iş yeri inşaatları yükselirken bir başka alanda da vatandaşlarımızın 39 ilçede, her ilçede gerek belediye başkanımızla, gerek ilçe başkanımızla, gerek bölgeden sorumlu milletvekilimizle beraber çalışıyor. Oradaki vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. İstiyoruz ki devlette problemi kalmasın. Devletten bekleyeceği bir iş kalmasın. Söylediği her işleri sırasına göre, aciliyetine göre yapalım diyoruz. Bir taraftan da işte bugün tüm dünyanın konuştuğu Covid-19'un dışında bir de iklim değişikliği meselemiz var. İklim değişikliğini etkilerini aza indirmek, işte yaşadığımız selleri, hortumları, heyelanları ve bunların etkilerini aza indirmek amacıyla biliyorsunuz şehirlerimizdeki yeşil alanları arttırıyoruz ve bir yandan da İstanbul'umuzda toplam büyüklüğü 6 milyon metrekareyi bulan 40 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçeleri aslında sadece yeşil alandan ibaret değil, içinde vatandaşlarımızın sosyalleşeceği, kültürelleşeceği, şehre kimlik katacağı, hüviyet katacağı hakikaten çok önemli alanlar oluyor ve geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle biliyorsunuz Pendik'te 268 bin metrekarelik millet bahçemizi Pendik'imize, İstanbul'umuza armağan ettik. Şimdi inşallah yenilerini yapacağız. Az önce Sayın Başkanım paylaştılar. Yine Üsküdar Belediye'mizde çok önemli bir proje yürütüyoruz. Üsküdar'da, Üsküdar'ın merkezinde, İstanbul'un merkezinde Valide Bağ Korusu'nun bugünkü işler acısı halini revize etmek ve oradaki tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar vermeden, tescilli yapılara hiçbir şekilde zarar vermeden, yeni hiçbir yapılaşma yapmadan sadece ve sadece oradaki yeşilliği, doğayı, tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracak önemli bir projemizi de inşallah bakanlığımız Üsküdar Belediye'mizle birlikte yürütüyor ve pazartesi günü itibariyle de Valide Bağ'daki çevre düzenleme projemiz başlıyor ve yaklaşık 50 milyon lira yatırımla gerçekten Üsküdar'a, Valide Bağ'a, İstanbul'a değer katacak bir eseri de inşallah inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Bu projede şimdiden Üsküdar'ımıza inşallah hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli misafirler,
Tabii çevre demişken bir taraftan da gürültü kirliliğiyle alakalı. İşte İstanbul'umuzda yapılan millet bahçeleri örnekleri, ki bunların bir kısmı bitti, bir kısmı inşa aşamasında. Pendik'imizde, Sultan Gazi'mizde, Halkalı'mızda, yine Üsküdar Nakkaştepe'de Üsküdar Belediye'mizin yaptığı, Yıldız Teknik Üniversitesi içinde hem üniversitemize hem bölgemize hizmet edecek bir millet bahçesi, Gazi Osman Paşa, Ayazma ve yine vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren önemli bir proje olduğunu düşündüğümüz gürültü problemini çözmek için de ses ve gürültü bariyerleri yapıyoruz. Diğer tarafta bugün önemini çok daha derinden hissettiğimiz atık su arıtma tesisleri yapıyoruz. Ve otopark projeleriyle şehrin içindeki otopark problemini çözecek adımlar atıyor ve bir taraftan da kentsel dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu alanlar hem toplanma alanları vazifesi görecek hem de o alandaki dönüşümü gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir tarafta da milletimizi heyecana boğan Taksim Camimizi açıyor, Atatürk Kültür Merkezi'ni inşa ediyoruz. İşte Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız inşa sürecini yürütüyor. Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz bu projede inşallah çok yakın zamanda İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Diğer tarafta ekonomimize çağ atlatacak İstanbul Finans Merkezi'ni inşa ederek de İstanbul'umuzun dünyanın en büyük şehircilik markası haline getirmek için çabalarımızı sarf ediyoruz. Bu projede gerçekten Ümraniye'de çok önemli, çok kıymetli bir proje olacak ve önümüzdeki yıl itibariyle hizmet vermeye başlayacak İstanbul Finans Merkezi, İstanbul'u bu anlamda marka değerine marka katacak bir proje olarak vatandaşlarımıza, finans sektörüne hizmet verecektir. Aynı şekilde depremden sonra da güçlü bir finans yapısı, depremin olduğu saatin hemen arkasında finans sisteminizin ayakta durması bu ülkenin birliği adına, bu ülkenin geleceği adına çok önemli. Dolayısıyla burada her türlü deprem senaryoları tasarlanmış, düşünülmüş. Finans merkezimiz de önümüzdeki yıl itibariyle hizmet verecek ve doğrudan 50 bin kişiye istihdam kaynağı olacak bir proje olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, biz inançlı kadrolarız ve inanıyoruz ki İstanbul kalkındıkça Türkiye büyüyor. İstanbul güzelleştikçe Türkiye güzelleşiyor, dünya güzelleşiyor ve tüm bunların yanında bilhassa deprem dönüşümü seferberliğimizde önceliğimiz İstanbul. Üzülerek söylüyorum ki Üstad Yahya Kemal'in sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer dediği medeniyetimizin en güzel eseri olan bu aziz şehir maalesef deprem tehdidi altında. Ülkemizdeki riskli yine bölge listesinin en başında İstanbul gelmektedir. Bu anlamda İstanbul'u yerinde gönüllü ve hızlı prensipleriyle mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazır hale getirmek için çalışıyoruz. İşte İstanbul'da Kartal'daki bina. Hepimiz oradaydık. Milletvekillerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, valimizle günlerce enkaz altından yavrularımızı sağ salim çıkarabilir miyiz diye uğraştık. Ve hemen bir altında görüyorsunuz. 6 ay geçmedi, yerinde o mahalle kültürünü yaşatacağımız az katlı Kartal Orhantepe'deki dönüşümümüzü gerçekleştik. Kağıthane'de istinat duvarı çöktü ve yine istinat duvarının etrafındaki bütün alanları almak suretiyle orada ne kadar riskli yapı varsa bu yapıları da alarak büyük bir dönüşüm projesini de Kağıthane'de başlattık. Konutlarımız inşallah bitme seviyesine geldi. Toplamda 700 konutluk bir dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Bahçeli evlerde keza aynı şekilde bina kendiliğinden çöktü. Ve hani artık baktığınızda İstanbul'da deprem olmadan da canlarımızı yitiriyoruz, yavrularımızı yitiriyoruz. İstikbalimizi toprağa veriyoruz. Ve üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız şu an ülkemizin genelinde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümü için
seferberlik ilanı şekliyle çalışmaktadır. Ve bunların 300 bini de maalesef İstanbul'da yer alıyor. Ve acilen bu 300 bin konutu hep birlikte dönüştürmemiz gerekiyor. Biz şunu samimi bir şekilde söylüyorum ki, isteyen her vatandaşımıza yardım elimizi, devletimizin yardım elini uzatmaya gayret gösteriyoruz. Gerek planlama süreciyle, gerek finansal desteklerle, gerek kira ve taşınma süreçleriyle, kentsel dönüşüm projelerinde, deprem dönüşüm projelerinde hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın istiyoruz ve bakanlık olarak da bugüne kadar İstanbul'da 126 bin konutu dönüşüm sürecini başlattık ve bugün baktığınızda Üsküdar'ımızda, Gazi Osman Paşa'mızda, Kadıköy, Fikirtepe'de, Kağıthane'de, Ataşehir'de, Maltepe'de, Bağcılar'da, Güngören'de, Zeytinburnu'da, Eyüp Sultan'da, Başakşehir'de, Beyoğlu Sütlüce'de, Ok Meydanı'nda, Hacı Hüsrev'de yeni konutlar, yeni iş yerleri yapıyoruz. Ve bunları yaparken de hep örnek olsun istiyoruz. Şehre değer katsın istiyoruz. Bu anlayışla yapıyoruz ve inşallah bu konutların dönüşümünü sağladığımızda ilçelerimiz, şehrimiz daha kaliteli, daha güvenli hale gelecektir. Kıymetli misafirler, değerli Üsküdarlı hemşehrilerim, tabii bugün burada Ferah ve yine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinlerimiz, Küplüce sakinlerimiz projelerimizin detaylarını bekliyorlar. Sabırsızlandığınızı hissediyoruz, gözlerinizde de görüyoruz. Yeni yuvarlarınızla, inşallah yeni iş yerlerinizle ilgili detayları sizleri daha fazla bekletmeden açıklayacağız. Üsküdar'da 5000 konut üreteceğimiz bu dev deprem dönüşüm projesinin detaylarına bakacak olursak, biliyorsunuz ilçemizde 2018 yılında Çamlıca Camimizin hemen batısında bulunan 180 bin metrekarelik alanı riskli alan ilan etmiştik ve hemen çalışmalarımızı başlattık. Kirazlıtepe ve Farah mahallelerimizde toplamda 1876 konut, 142 tane ticari ünite yapıyoruz. İlk etabını bitirdik. TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa çalışmalarını hızla yürüttüğümüz ve diğer etapların da inşası devam ediyor. Hem ikinci etapın hem üçüncü etapın. İnşallah onları da önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirme hedefiyle çalışıyoruz. Eylül ayında inşallah 504 konutumuzu ve 47 dükkanımızı yine yılın önümüzdeki yılın sonuna kadar da 1370 konut ve 95 dükkanımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden projemiz hayırlı olsun diyorum. Tabii İstanbul hizmet noktasında bekletilmeye gelmez. Yeni yatırım, yeni proje, yeni vizyon ister. İşte şimdi de yeni bir şehircilik yatırımının yine yepyeni vizyoner bir projeyi Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinin yanındaki Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerimizi de katarak 5000 konutluk tarihi dönüşümü, işte görsellerini bakıyorsunuz değerli arkadaşlar, proje uygulanacak, proje bu safhada. İnşallah böyle buradan baktığınızda Boğaz'a giden, Çengelköy'e giden bir sokağın nasıl iyileştirildiğini, bu sokaktaki kültürün, yaşamın inşallah buraya ve bölgeye katma değer şekilde anlayışla, işte cumbalarıyla bizim mimarimizi, özümüzü, kültürümüzü yaşatacak anlayışla bir proje tasarladık ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Üsküdar'daki 5000 konutluk büyük dönüşüm projesini başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta sizlerle, komşularıyla bir araya gelmiş ve kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi, isteklerinizi dinlemişti. Biz de hemen ekibimizle birlikte, Üsküdar Belediye'mizle birlikte harekete geçtik, çalışmaları başlattık ve bu kapsamda tıpkı Kirazlıtepe'de ve Ferah Mahallesi'nde olduğu gibi bugün de Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerinde de kardeşlerimiz aynı haklara sahip olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün inşallah 16 binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu 16 binayla birlikte
etap etap pazartesi günü itibariyle bakanlığımız, Üsküdar Belediye'miz hep birlikte vatandaşlarımız artık görüşmelere, protokollere başlayacaklar. Bu süreçte vatandaşlarımıza kira yardımı, taşınma yardımı vereceğiz. Hiçbir şekilde aynı birinci etapta ne yaptıysak onları mağdur etmeyecek şekliyle bu süreci yürüteceğiz. Ve bu yıktığımız, birazdan yıkacağımız alanı da tamamen sosyal alan ve yeşil alan olarak planladık ve bölgeye hizmet edecektir. Burada yaşayan vatandaşlarımıza yerinde hızlı gönüllü dönüşüm prensiplerimizle inşa edeceğimiz rezerv konutlarda hak sahibi olma hakkı vereceğiz. Buradaki vatandaşlarımıza daha önce söyledik. Onları da rezerv konutlarımıza taşıyacağız. İnşallah yeni etaplarımızın temellerini 2 ay sonra, yani Eylül ayında inşallah hep birlikte aynı coşkuyla, aynı heyecanla atacağız. Tabii burası Sayın Cumhurbaşkanımızın mahallesi. Burada nice hatıraları, anıları var ve o zaman şimdi üzerimize büyük bir vazife düşüyor. Ne diyoruz? Cumhurbaşkanımızı Eylül ayındaki temel atma törenimize siz değerli Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte davet ediyoruz. İnşallah hep birlikte davulla zurnayla büyük Üsküdar dönüşümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız ve Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle birlikte 7000 konutluk bir dönüşüm süreci inşallah etaplar halinde devam edecek. Belediye başkanımız dedi ki diğer mahallelerimizden de talepler var. Tabii etap etap yürütmek zorundayız kıymetli kardeşlerim. Biz inşallah sizlere hizmet etme aşkıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ve etap etap bugün Ferah'ta, Mehmet Akif'te, Küplüce'de ne yapıyorsak diğer mahallelerimize de inşallah etap etap bu projeyi yapıyor olacağız ve projemiz tamamlandığında sizlere yeni çehreleriyle, yeni sosyal donatı alanlarıyla, mahalle kültürüyle inşallah çevreye saygılı bir proje olarak inşa edilecektir. Ben proje kapsamında yapacağımız tüm konutlarımızın, sosyal donatı alanlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve projemizde emeği geçen bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüze, TOKİ Başkanlığımıza, hakikaten burada bir fiil görüşmeleri yapan GEDAŞ'ımıza, Üsküdar Belediye'mize, burada bizim yol arkadaşlığımızı yapıyor, dava arkadaşlığımızı yapıyor ve beraber bu süreci yönetiyoruz. İller Bankamıza, başkanımıza, mühendislerimize, mimarlarımıza, en önemlisi de Üsküdarlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum ve inşallah bu proje Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza değer katar diyorum ve Üsküdar'ın büyük dönüşümü hayırlı uğurlu olsun. Ve bu vesileyle törenimize teşrif eden tüm misafirlerimizi tekrar sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.